Eyvah, geç kaldım. Ya hiç senin yüzünden duman. Ya niye akıl etmezsin ki sanki uyandırmayı? Buyur, kabak benim başıma patladı değil mi? Ödevini almayı unutma. Ay, unutur muyum? Ay. Ya inanmıyorum ya. Of, ödevim. Ya bu ne iğrenç bir sabah ya. Her şey benim başıma geliyor, her şey. Bu ne ya? Ne ne? Bu. Aa, amanın o ne? Çevir kafanı Ayşegül, çevir, fena oluyor bak. Hayır Ayşegül, dur, yapma, aynaya bakma. Yapma ya. Ayşegül'ün başına gelene bak. Bak. Daha doğrusu Ayşegül'ün kafasındaki kocaman şeye bak. sen niye çığlık atmıyorsun? Niye? Ay, inanmıyorum Melda sana. Ayşegül'ün kafasındaki kocaman sivilceyi görmüyor musun? Ay, aklımı kaçıracağım Melda. Ayşegül'ün kafasında kocaman sivilce çıkmış, sen hala karşımda eğiliyorsun. Ayşegül ergenlik çağında bir genç kız. Yani bu çağda herkesin başına gelir. Biz de zamanında sivilce çıkardık. Melda hala, ama benim bir erkek arkadaşım var ve beni böyle görmemesi lazım. Ay, seni gördüğü yerde terk eder. Saçmalama Selda. Yok yok, benim bu sivilceden hemen kurtulmam lazım. Evet, sıkalım o zaman. Sakın. Bir sivilceyi sıkmak yapılacak en yanlış hareket. İyi de benim bundan kurtulmam lazım. Ayşegülcüğüm, bunun yolu sivilceyi sıkmak değil, kendini sıkmamak. Zaten sivilce sıkıntıdan çıkar. Rahat ol. Hayatın keyfini çıkarmaya bak, gülümse. Bak göreceksin, o zaman sivilce kendiliğinden geçecek. İyi, tamam peki. Tamam. Oh, çok rahatım, keyfim yerinde. Hayat çok güzel ve gülümsüyorum. hala geçmedi. Ben bakarım. Melda hala, ben bu sivilceyle hayatta okula falan gidemem. Saçmalama Ayşegül, bir sivilce yüzünden okulu kırmana izin veremem. Ama sivilceden değil ki, hemen çok hastayım, bak, bak. Ay. O da gitmiş mi maça peki? O da gitmiş maça abi, tabii. Tamam Kemal, sonra görüşürüz. Of, şuna bak. Ayşegül. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey mi olması lazım? Bir şey olmadı. Beni görünce saklandın. Ben? Yok canım. Niye saklanayım? Hiç saklamaya çalışma Ayşegül. Doğru söyle, benden mi sıkıldın? Saçmalama Selim, senden sıkılmam mümkün mü sence? Oğlum Selim. Dışarıda acayip bir şey var, görmen lazım. Ne oldu? Ya Tuğçe babası yeni araba almış. Araba mı? Evet. Hem de senin en sevdiğinden. Yapma ya. Evet. Hadi abi. Hadi. Hadi abi. Al Ayşegül, bunlar sana, sonra görüşürüz. Nerede araba, nerede? Oh ne harika. Önce sivilce, şimdi de Tuğçe'nin yeni arabası. Ay arkadaşlar çok sağ olun. İlginizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da korkuyorum bu hayranlık dolu bakışlarınızdan dolayı. Nazar değecek diye. Ya o yüzden sizden bir şey rica edeceğim. Nazar etmeyin ne olur. Çalışın sizin de olur. Ama çalışın dediysem şöyle bir 15 sene dolgun maaşla. Anca alırsınız bu arabayı. Ne haber Selim? İyi de Tuğçe, senden? Ay ne olsun işte. Babamın 100 küsür bin avroya aldığı arabada öyle oturup keyif yapıyorum. Gelsene. Hadi oğlum, bu fırsat kaçmaz, manyak mısın? Yok sağ ol. Oğlum merak etme. Şoför in aşağı. Gel canım, sen direksiyona otur. İnsanın eline bir kere geçer fırsat. Hadi abi hadi. Ya yok beyler, sağ olun. Yok ya, ben sağ olunmuş falan. Hadi abi bir şuraya hadi. Ya yok abi. Hadi abi hadi hadi. Hadi hadi bin. İyi, ben de yanına oturayım. Bak bardakları da var. Abi, biz de bizdek ya. Çok güzel değil mi? Ben bu arabadan...
Canım bak. Güzel değil mi canım? Çok güzel değil mi Selim? Bak göstergelerine bak ne kadar güzel. Ya tepemde kocaman bir sivilce. Tuğçe'nin arabasının içinde Selim. Ve darmadağın olmuş bir ödevim var. Ne kadar güzel bir gün ya, ne kadar güzel. Bari en azından ödevimi düzelteyim. Alo, Ayşegül. Alo Melda hala. Ya hazırladığım ödevi sihirle düzeltmeye çalışıyorum ama bir türlü olmuyor. E düzeltemezsin tabii. O kutu plastik, sihir işlemez. İşte bu süper bir haber, süper. Hah, ben de her yerde seni arıyordum. Biliyorum nasıl aradığını, hatta nerede aradığını da. Torpido gözünde. Ay ya da dur, direksiyon üstünde. Ay ya da dur, gaz pedalında. E bir de Tuğçe'nin sana sarılan kollarında arasaydın tam olacaktı. Tamam Ayşegül, özür dilerim. Cenk zorla bindirdi, yoksa binmezdim biliyorsun. Ne güzel şapka. Dokunma. Niye? Ayşegül, sırf Tuğçe'nin arabasına bindim diye bana mesafe mi koyuyorsun? Evet. Ya önüne baksana. Ay çok pardon Ayşegül. Ya ne olacak benim bu halim? Of, o kadar sakarım ki. Elime koluma hakim olamıyorum. Herkese çarpıyorum. Ne olur beni bu dertten kurtar Ayşegül. Bak Rüya, zaten benim derdim bana yeter. Bir de seninle uğraşamam. İyi de o kadar sakarım ki. İnsanlara çarpıp onları sakatlamaktan korkuyorum. Bir şey olmaz. Sen böyle aynen böyle devam et. Hatta daha hızlı koş, daha sert çarp. Aa, ayıp olmaz mı? Yok canım ayıp olmaz. Hem macera olur. Yeter ki bana bulaşma. Peki. Ayşegül. Ya sana bir şey soracağım. Sence ben böyle saçlarımın çiçek... Çoktan kes. Kafam dımdızlak kalsın. Şaka yapıyorsun herhalde. Yoo çok ciddiyim. Hem kafan ağırlıktan kurtulur hem böylece kafan da rahatlar. E senin kafan rahatlayınca benimki de rahatlar. Hem seni dinlemekten de kurtulmuş olurum. Dımdızlak. Evet çocuklar. Şimdi her zaman yaptığımız gibi toplantı öncesi yoklamamızı alalım. Peti. Burada. Güzel. Naci. Naci gelmedi, hastaymış, doktora gitti. Ya Toygar abi, biz zaten topu topu iki kişiyiz. Hani her baktığında da görebiliyorsun. Niye her toplantıda yoklama alıyoruz? Çocuklar, bakın. Şimdi bizimki gibi resmi toplantılarda yoklama yapmak bir prosedürdür. E şimdi bugün iki kişisiniz diye yerinmeyin. Yarın 12 kişi olacaksınız. Başka gün 10.002 kişi. E şimdiden bu prosedürü oturtursak ileride bu sistem tıklamadan işleyecek. Prosedür kim Toygar abi? Nasıl yani? Dedin ya prosedürü oturtacağız diye. Yaşlı biri mi? Oturttuğumuza göre herhalde ayakta yoruluyor. Ha, yaşlı deyince anladım ben. Bu prosedür de profesör gibi biri. Hani profesörler de yaşlı oluyor ya. Fethi, Naci. Ne olur beni yormayın, kafalarınızı bir tokuşturun hadi. Neden abi? Hemen. Emredersin abi. Gel. Ah, oğlum yavaş ya. Bir şey değil. Ne biçim vuruyorsun? Acıdı bir ya. Bir şey değil gitsin ya. Of. Ayşegül Hanım iyi misiniz? Değilim. Ya bir tane kaşarlı tost söyledim. Tam 10 dakikadır bekliyorum. Neymiş efendim? Tost makinesi soğukmuş. Hayır yani başıma gelenler yetmedi. Bir de aç kaldım, iyi mi? Üf. Tabii iyi davrandık, tepemize çıktılar. Harika yani, harika. Çekil. Hadi yavrum hadi. Oho! Ayşegül, yavrum ders zili çaldı, sen hala oyalanıyorsun.
Yani sen de derse geç kalırsan ben ne diyeyim artık? Aa! Ay hocam, öğrencilerinize söz geçiremiyorsanız o sizin probleminiz. Ayşegül, niye yanıma oturmuyorsun? Çünkü senin yanına başkaları oturuyor artık Selim. Eh tabii sıralarımızda lüks arabaların şoför koltuğunun rahatlığı yok. Pişman ettin Ayşegül, pişman ettin. Ol tabii. Neyin var? Ay hocam, kusura bakmayın, geciktik. Arkadaşlarla dersten önce formumuzu korumak için spor yapalım dedik. Bu maksatla babamın tam 100.000 avroya aldığı spor arabayla turladık. Bırak ya. Dolayısıyla da kalori yakamadık. Ama onun yerine hiç üzülmeyin, 30 milyonluk benzin yaktık. Hem de kurşunsuz. Dolayısıyla da ondan dolayı derse geç kaldık. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Ama ne olur dersle alakalı olsun yavrum. Tabii ki hocam. Bu sorunun içinde hem kimya hem de matematik var. Şimdi benim 100.000 avroluk spor arabam 30 milyonluk benzinle saatte 20 kilometre hızla bu kampüsün içinde bana tam 45 dakika hava attırabiliyorsa... peki bu Ayşegül derste bu aptal saptal şapkayı neden ya yapıyor? Ya ver şunu! Ya ver! Vermem! Ya ver diyorum! Aa! Şuna bakın! Aa! Aa! İğrenç! İnanmıyorum! Ya şşt! Sivilceli! Ne olmuş ya? Kocaman. Gel! Şapkanı unuttum! Çok komik. Ver şunu. Koş canım koş. Ama ne yaparsan yap. O sivilce senden tam 1 metre ileride gidiyor. Ben makyaj malzemelerini ayda 400 avroyu boşuna mı veriyorum? Ya Berna, Zümrüt. Nerede benim kötü kız kahkahalarıma? Hadi destek. Ayşegül. Bak gördün mü? Ceren de burada. Yani en son bıraktığım gibi. Ve dün de böyle saçıyla ilgili bir şeyler soracaktı, bugün de öyle. Demek ki neymiş, can sıkıntımdan etkilenmiyormuş. Ayşegül, sana bir şey soracağım. Sor Ceren'cim. Ya dün içinde kusura bakma, biliyorsun canım sıkkındı, o yüzden konuşamadım. Evet, şimdi seni dinliyorum. İyi. Sanırım saçınla ilgili bir şey soracaksın. Evet, ama gerek kalmadı. Niye? Çünkü... çünkü saçım kalmadı. Ceren, sen... saçına ne oldu? Hani sen bana git kökünden kestir kafandan uzak kalsın dedin ya. Ben de gittim kestirdim. Ya şu halime bak Ayşegül. Akşam eve gidince annem bayıldı. Babam kendini içkiye verdi. Sabahtan beri her gören gülüyor. Affettin beni Ayşegül. Ya sen ne biçim bir arkadaşsın? İnsan arkadaşına böyle kötülük yapar mı? Ayşegül, şu dakikadan itibaren arkadaşlığımız bitmiştir. Vatana millete hayırlı olsun. Eyvah. Ne yapacağım ben şimdi? Ya Ceren, tamam bir laf ettim ama inan isteyerek söylemedim bunu. Allah. Selim, bu ne hal? Yok bir şey Ayşegül. Selim, o elindeki ne? Bu. Bu hiçbir şey. Senin yüzün gözün çizik içinde. Elinde kanamış, kahraman içinde Selim. Aç canım. Yok bir şey diyorum Ayşegül. Ya... hocam, sanırım yanlış geldiniz. Dersimiz tarih değil, fizik. Ah yavrum ah. Gün geçmiyor ki. Elim bir olay. Yeni felaketlere sebebiyet vermesin çocuğum. Şu elimde görmüş olduğunuz kağıt parçasını... Hulki hocanız benim masamın üzerine bırakmış yavrum. Gelin, şimdi muhteremin kendi sesinden dinliyoruz. Hocam başlayın. Sayın müdürüm, sevgili öğrenciler. Bugün dersten sonra oturdum, düşündüm ve iyi bir öğretmen olmadığıma karar verdim. Bu sebeple bu kutsal mesleği şu andan itibaren bırakmış bulundum. Ne? Ama niye? Söyleyecek yavrum, dinle. Hocam pardon, kestik. Estağfurullah. Buna en büyük sebep bir öğrencimizin geç kalan öğrencilerle ilgili olarak bana sarf ettiği... öğrenciye sözünüzü geçiremiyorsanız o sizin sorunuz ya. Hocam cümlesi oldu. Haklıydı da ben öğrencime söz geçiremiyorum. İyi bir öğretmenin başlıca görevi öğrencisine laf dinletmek olduğuna göre benden öğretmen mi öğretmen olmaz. Elveda. Teşekkürler hocam. Evet yavrum, hanginiz sarf etti bu sözü? Kim? Ben söyleyeyim müdür bey. Pardon hocam, kestik. Buyurun söyleyin. Ayşegül. Ya. Ya hocam, yani inanın açıklayabilirim. Ben dün canım sıkkındı. Böyle ağzına böyle kaçıverdi. Olur kim yaptı yavrum bunu? Çıksın ortaya kim? Yavrum ne oldu? Ne oldu? Söyle, dinliyorum seni. Arabam, hocam 100.000 avroluk arabamı paralamış, camlarını kırmış, aksesuarlarını sökmüş. Ya en az 60.000 avroluk hasar var hocam, 60.000 avroluk.
Hayır, o yapmadı. Ben yaptım. Nene yaptın yavrum sen böyle bir şeyi? Manyak mısın sen? Manyak değilim hocam. Aşığım. Ve araba beni aşkımdan uzaklaştırdı. O arabaya bindiğimden beri Ayşegül'ün yanına oturmama izin verdi. Ne güzel bir söz söyledi. Hep beni tersledi. Hep o arabanın yüzünden. Selim, Selim. İnan ben onu böyle canım çok sıkkındı ondan söyledim. Yani senin bu kadar ciddiye alacağını düşünmemiştim ki. Ben aşkı ciddiye alırım Ayşegül. Hocam, okul sınırları içinde 100.000 avroluk bir araca 60.000 avroluk bir hasar vermenin bedeli neyse çekmeye hazırım. Yavrum şimdi onun racı şöyle oluyor. 50.000'e kadar 2 gün uzaklaştırma veriyoruz ama 50.000'den sonra tasdikname. Üzgünüm. Hayatta başarılar. Güle güle. Ne? Hocam? Ama... Mezun olunca beni ara Ayşegül. Görüşürüz. Selim. Ya ama hocam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.